Diyarbakır'da öğrenci odaklı eğitim anlayışını misyon haline getiren Özel Barış Sağlık Meslek Lisesi'ne konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Diyarbakır'daki yolculuğumuz dur durak bilmeksizin devam ediyor. Şimdi de Diyarbakır'da bulunan Özel Barış Sağlık Meslek Lisesi'ne konuk olduk. Yanımda da bu işletmenin sahibi Reşit Bey bulunuyor. Öncelikle Reşit Bey, programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de Diyarbakır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi de Figan Hanım'dan biraz bahsedelim istiyorum size. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizleri kısaca bir tanıyabilir miyiz? Reşit Barış. Aslen ben Hazroluyum ama Diyarbakır'da büyümeyim. Ondan sonra Diyarbakırlıyım. Ve biz daha eğitime yeni başlıyoruz. Ve bizim amacımız, asıl amacımız eğitim ve sağlığı birleştirmektir. Peki burada hangi alanlarda hizmet vereceksiniz? Hemşire yardımcılığı ve ebe yardımcılığı bölümleri açmayı düşünüyoruz. Ve bu konuda hizmet vermek istiyoruz. Bununla ilgili detaylı anlatabilir miyiz? Tam olarak nasıl uygulamalar yapılacak? Mesela bizim detaylı programlarımız var ve teknoloji sınıfları açacağız. Bir teknoloji sınıfı açacağız ve bizim uygulama atölyelerimiz var. Bunlara istisnaden ve hem bir sağlık meslek lisesi olarak hem de bir fen lisesi olarak çalışmak istiyoruz. Öğrencilerin uygulama dönemlerinden de biraz bahsedelim istiyorum. Burada laboratuvarlarınız var, uygulamaları nasıl olacak, ders alanlarından biraz bahsedelim istiyorum. Uygulama atölyeleri kurmuşuz. Bu uygulama atölyelerinin içerisinde robotlar getirmişiz. Teknoloji sınıfı olarak robot getirmişiz, her türlü cihazı getirmişiz. Öğrencinin bir hastanede öğrenebileceği her şey burada mevcuttur. Ve biz öyle bir sistem kurmak istiyoruz ki hastaneye ihtiyacı olmadan bizim laboratuvarlarımızda öğrenciler öyle bir ders görsün ki hiç hastaneye ihtiyaç görmeden burada hemşire olup direktmen hastanelerde görev yapsınlar ve ona istinaden bütün malzemeleri, bütün teknolojik sınıfları kurmuşuz ve bu konuda bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu konuda üstümüze düşen bütün görevleri yapacağız. Burada Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin dışında başka alanlarda da faaliyet göstermeyi düşünüyor musunuz? Biz teknoloji sınıfı kurmayı düşünüyoruz ve öğrencilerimiz hem bir Sağlık Meslek Lisesi olarak hem de bir fen lisesi olarak. Yani KPSS'ye hazırlık sürecinden de biraz bahsedelim mi? Uygulama yapılacak mı biz burada? Biz ona özel bir ders programı yapacağız ve çocuklara özel ders vereceğiz. Şunu da öğrenmek istiyorum. Bir öğrenci sağlık meslek lisesinden mezun olduğu zaman herhangi bir kuruluşta, yani sağlık kuruluşlarında görev alabiliyor mu? Tabii ki. Bütün hastaneler olmak üzere, devlet hastaneleri olmak üzere, kamu hastaneleri olmak üzere ve özel hastaneler olmak üzere her yerde görev yapabilir ve bu görevi başarıyla da sürdüren çocuklar bir sürüdür. Öğrenci olduğu dönemlerde bir de staj dönemi var sanırım. Ondan da biraz bahsedebilir evet. Miyiz? Nasıl oluyor? Son sınıf staj dönemidir. Hastanelerde staj görüyorlar. Staj dediğimiz şey insanların üzerinde yapılan deneylerdir. Yani çocuk orada hemşire yardımcısı, doktor olarak doktor ne ona gösterdiyse orada uygulamalı olarak görüyor zaten. Burada kaç sınıfınız mevcut? 23 sınıfımız. Peki kaç kişilik kapasitesi var? 420 kişilik. İleriye ek bir bina düşünüyor musunuz ileriye yönelik bizim buraya? Ek binamız vardır. Allah izin verirse eğer devamı gelirse açarız. Burada biraz da Figan Hanım'a söz verelim istiyorum. Sizin görevinizden de biraz bahsedelim mi? Neler yapacaksınız burada? Ben burada aslında kurucuyum. Kurucuyum ben. Yani eşimle birlikte işleri yürütmeye çalışacağız. İnşallah Diyarbakır'a güzel hizmet vermeyi düşünüyoruz. Yani. Size son olarak şunu da sormak istiyorum. Burada devlet desteği sağlanıyor mu bu tarz kurumlara? Tabii ki. Devlet bütün özel okullara destek veriyor. Yani takriben 4000 lira civarında devlet desteği var. Öğrenciler müracaat ediliyor devlete. Devlet de bunları aile bazını göz önünde bulundurarak bunlara destek veriyor. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi öğrencilerimize hem teknolojik olarak hem de bütün sınıflarımızda öğretmenlerimizle beraber elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.